Anadolu'yu satıp Balkanlardan toprak alalım. Ben gitmedim, görmedim. Ama Balkanların da çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Osmanlı etkisi diye bir şey var. Bir millet ne kadar uzun süre Osmanlı yönetimi altında yaşadıysa o kadar kötü durumda şu an. Bununla ilgili ekonometrik bir modelleme görmüştük iktisatta, Galatasaray'da okurken. O yüzden yani Balkanlar çok uzun, yüzlerce yıl Türk toprağıydı. Ve bu yüzden zaten Balkan ülkeleriyle Avrupa'nın geri kalanı arasında dağlar vardır. Gerçekten anlamlı çıkıyordu yani model. Tabii bir düşündüğünde iyi durumda olan yok. Şengör'e bu konuda hak verir misin? Hangi konuda? Oğlum, sevgilinizle konuşur gibi parça parça yazmayın. Cümleyi ikiye bölüp şu chatte cümleyi ikiye bölüp yazılır mı ya? Yazın gitti ta Edirne kapıya. Ben nereden kapayım onu şimdi? Tabii aynı modeli bence Sovyet ülkelerine de uygulayabiliriz. Ki bazı ülkeler var. Hem Osmanlı tarafından yönetildi yüzlerce yıl. Sonra da yaklaşık bir yüzyılda Sovyetler tarafından yönetildi. En beteri amına koyayım. Zahra'yı dün senin videoda yorumladı. Hangi video? Osmanlı'nın mirasının cahillik olduğu iddiasında. Doğrudur. 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 Yalnız şu Celal Şengör'ün de cahil demesinden bana çok gına geldi artık. Çok itici duruyor. Tamam haklısın. Ama abi başka kelime bul ya. Uf, yeter. Tamam o cahil bu cahil.